TV19 ekranlarından merhaba sevgili izleyiciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de partisinin il danışma meclisi toplantısında konuştu. Ayder ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Zihni hava sıcaktı, bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Ayder ile ilgili açıklamada bulundu. Şu andaki Ayder, bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Başkan öyle olur mu? Olmaz değil mi? Ayder'i bu yapılanmayla değil, kentsel dönüşüm değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yoktur diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan sözlerini yineledi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka hiçbir devletimiz yoktur. Kim ne derse desin, hepsi hikaye. Ben size partimin genel başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak manifestomuzu söylüyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bitti. Ve ondan sonra zaten bunlar kendilerine kaçacak, delik arayacaklar. Modern, medeni, böyle bir devleti, bağımsız, bağımsızlığının yanında özgürlük mücadelesini kazanmış bir devletin inşaında, ihyasında hep beraber el ele olacağız. Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Ana muhalefetin başındaki zat bunu anlayamadı. Ne diyor? Bir terör örgütünün işaretini yapıyor. Terör örgütü işaretlerini siz yaparsınız. Bizim terör örgütleriyle işimiz yok. Ana muhalefetin başındaki zata bunu öğretmemiz lazım. Bak bu Rabia'da ne var biliyor musun? Bunu iyi öğren. Eğer bunlara bir şey diyebiliyorsan ayrıca o tartışılabilir. Ama benim milletim bunlara bir şey demiyor. Bir, tek millet. Bu tek millet 80 milyon Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla 80 milyon tek millet. Suriye ve Irak'taki oyunları bozacağız diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin sınırda yürüttüğü operasyonları hatırlattı. Terör örgütlerini topraklarımızda nefes alamaz hale getirecek, diğer yandan da Suriye ve Irak'taki oyunları bozacağız. Hiç endişeniz olmasın. Suriye'de Fırat Kalkanı harekatıyla ilk adımını attığımız operasyonların bölgede oluşturulmak istenen yeni düzeni nasıl altüst ettiğini biliyoruz. Şu anda 2000 kilometre karelik alanda biz otoriteyiz. TRT Genel Müdürlüğü'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, FETÖ'cü sanıklara tek tip kıyafet düzenlemesine ilişkin konuştu. Muhtemelen önümüzdeki süreçte çıkacak kanun hükmünde kararnamelerden birine o düzenleme konulabilir dedi. Rengi konusunda bir belirsizlik yok ama kapsamıyla ilgili konuda bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum. Bakanlık üzerinde çalışıyor, o çalışmayı hükümetimizle paylaşacak, ondan sonra son şekil verilecek. Muhtemelen önümüzdeki süreçte çıkacak KYK'lardan birine de o düzenleme konulabilir.
Bozdağ CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingine yönelik değerlendirmede bulundu. Benim kanaatim kendisi 2019'da adaylık için zemin hazırlıyor. Bu mitingde de adaylığının ilk ilan adımıdır. Orada muhafazakar kesime, başka kesimlere mesaj veriyor. Ben sizin hepinizin hamisi olacağım diyor. Adalet mitingi değil, kesinlikle adaylık mitingiydi o. Adaylık mitingi, çok açık yani. Başbakan yardımcısı müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini öngörülen düzenlemeyle ilgili de soruyu yanıtladı. Küçük yaşta evliliklerin önünü açacağı yönünde değerlendirmeler var. Müftülerin resmi nikah kıyıyor olması evlilik yaşını değiştirmiyor, evrame engellerini değiştirmiyor, medeni kanunda da bir değişikliğe gidilmiyor. Dolayısıyla böyle bir şeyin önünü açılması da kesinlikle söz konusu değil. Çorum Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı. Başkan Muzaffer Külçü Başkanlığı'nda toplanan mecliste 17 madde görüşülerek karara bağlandı. Çorum Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Belediye Başkanı Muzaffer Külçü'nün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemimizin 15. maddesi olarak görüşmeleri oylarınıza sunuyorum. Muzaffer Külçü gündemin 5. maddesinde yer alan projeler için taşıma satın alınması ile ilgili konuştu. Zaten şu anda 15 bin metrekare civarında yer satın aldık. 7-8 senedir devam ediyoruz. Daha önce buna benzer satın almaları biz Devane bölgesinde yaptık. Ve orada planlamamızı tamamlayınca da almış olduğumuz yerlerin büyükçe bir kısmını sosyal donatı alanlarında kullandık. Sorunlu yerlerin ihtilaflarının giderilmesinde kullandık. Ve şu anda da basında mutlaka görmüşsünüzdür. Üzerinde çalıştığımız bir yol projesi var. Hatta birden fazla yol projesi var. Birisi çiftlik mezarlığından başlayıp ulu mezara kadar devam edecek olan bir yol. Diğeri ise Alaybey'den başlayıp yeni belediye hizmet binamızın arkasına kadar gidecek olan yoldur. Buralardaki çalışmaları satın almış olduğumuz gayrimenkuller üzerinden biraz yürütüyoruz. Başkan Külçü taşınmaz alımlarının devam edeceğini ifade etti. Biz bunları akşamdan sabaha almıyoruz. Yani söylediğim 15 bin metrekare mesela bölgede 6-7 yıldır aldık. Yine almaya devam edeceğiz. Bazen vatandaş satmak istiyor. Bazen biz denk getiriyoruz, alıyoruz. Mecliste 17 madde görüşülerek karara bağlantı. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye meclis gündeminin birinci maddesi şehir içi otobüs hatlarının kiraya verilmesiyle ilgiliydi. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Külçü vatandaşlardan gelen şikayetleri hatırlattı. Yeni bir sistem başlatacaklarının müjdesini verdi. Başkan Külçü belediye olarak bu soruna neşter vuracağız dedi. 24, 25, 26, 27, 28 ne oldu parselleri? Şehir içi otobüs hatlarının kiraya verilmesiyle ilgili konuşan Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külçü, şehir içi ulaşım hizmetlerinin uzun süredir şahıs eliyle yürütüldüğünü hatırlattı. Şehir içi toplu taşıma hizmetlerimiz uzunca bir zamandan beri özel sektör eliyle yönetilmekte, işletilmekte. Minibüs takviyesiyle başlayan özel sektör işletmeciliği zaman içerisinde minibüs ve otobüs şekline dönüştü ve sistemin yönetilmez hale gelmesi neticesinde de 2007-2008 yıllarında bir otobüsü olana bir hat, iki minibüse de yine bir hat verilmek suretiyle sistem adeta kontrol altına alınmaya çalışıldı. Başkan Külçü 2018 yılı Temmuz ayında ulaşım konusunda yeni bir dönemin başlangıcının yapılacağının müjdesini verdi. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların neticesinde tespit ettiğimiz sorunlu noktalar nerelerse oraları rehabilite etmeye yönelik olarak adımları başta atarak yeni bir sürecin, yeni bir dönemin başlangıcını inşallah önümüzdeki yıl Temmuz ayında gerçekleştireceğiz. Külçü, meclisten istenen bu yetkinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini kaydetti. Bugün sizlerin huzuruna
10 yıla kadar kiraya vermek üzere bir yetki talebiyle geldik. Bu doğrudan şu anlama gelmiyor. Belediye, başkanlık, meclisten yetki aldı. Dolayısıyla kayıtsız, şartsız bundan sonra hangi şartlarda olursa olsun bu işi özel sektöre yaptıracak. Bir kere asla böyle bir anlama gelmiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Vatandaşlardan gelen şikayetleri hatırlatan Muzaffer Külçü, belediye olarak sorunlara neşter vuracaklarının altını çizdi. Tek cümleyle ifade edecek olsam, toplu ulaşıma neşter vuruyoruz. Bunu herkesin bugünden görmesi ve bir süre daha anlayışla yaşamış olduğumuz sıkıntıları azalta inşallah gideceğiz, ama anlayışla beklemelerini hemşerilerimizin istirham ediyorum. Başkan Külçü, ulaştırma hizmetlerini yapacak olan firmayla ilgili şartname hazırladıklarını belirtti. Belirlemiş olduğumuz ve üzerinde hala çalışmaya devam etmekte olduğumuz bir şartnamemiz var. Bu şartnamemiz şu anda 8 sayfasını bunun tamamladık. Bu şartnamemiz adeta bir özel işletmecimiz olacak ise aramızdaki ilişkinin anayasası durumunda olacak. Vay efendim, ben 65 yaşında olanı bindirirken suratımı asarım. Ben şehit eşi arabaya binerken şöyle davranırım. Ben engelli arabaya binecekken onu görmezden gelirim, basarım geçerim. Durağa girmem, kapıyı erken açarım, geç kapatırım vesaire. Bu türlü mazeretlerin hiçbirisine ya da bu türlü davranışların hiçbirisine asla ve asla fırsat vermeyecek bir şartnameyi hazırladık. Külçü, hazırlanan şartnamede en çok sorun yaşanan konuların ele alındığını vurguladı. En çok sorun yaşadığımız noktalar nerelerse oraları, bir kez daha tekrar ediyorum, oraları hallederek bir şartname hazırladık. Birisi ücretsiz binim meselesi. Onunla ilgili detaylı birkaç kez yazdık hem de. Maddenin birisinden iyi anlamazlarsa diğerinden iyi anlasınlar diye. Bir de yetersiz bakiye meselesi var. Asıl olan herkesin kartında yeteri kadar bakiyenin olmasıdır. Ben fark etmedim. Bir kere fark etmeyebilir. Ama tekrar mahalleden geri gelirken gidip oradaki kontürcüden, biletçiden, işte bakkaldan neyse kontür yükletmek yerine otobüse biniyor ise orada bir tatsızlık çıkacağı en başından bellidir. Belediye Başkanı Külçü, şehrin ulaşımını belirlenen şartlara uyan işletmeciye vereceklerini dile getirdi. Son cümle olarak bir kez daha tekrarlıyorum. Bu yetkinin alınmış olması kayıtsız şartsız özel sektöre vereceğimiz anlamına gelmiyor. Belirlediğimiz makul ve zorunlu şartların kabulü halinde ancak işletmeciye vereceğiz. Aksi halde burası bir devlet kurumudur. Kârına, zararına bakmadan asıl olan vatandaşın memnuniyetidir ve o memnuniyet arzusu çerçevesinde de biz Çorum Belediyesi olarak gerekir ise bu işi kendimiz yapacağız. Bunun da böyle bilinmesini özellikle arzu ediyoruz. Muzaffer Külçü, ulaşım şartnamesinde yer alan maddeler hakkında da bilgiler paylaştı. 67 yeni araç alınacak. Bunlardan 43 tanesi 12 metrelik araçlar olacak. 22 tanesi 9 metrelik araç olacak. 2 tanesi ise 18 metrelik araç olacak. Yani körüklü otobüs diye tabir edilen araçlar olacak. Araç içerisinde bizim sonradan koydurduğumuz kamera sistemi, güzergah takip sistemi, yolcu bilgilendirme vesaire, bunlar şu anda da zaten büyük oranda sonradan koymak üzere yaptırdık. Türkiye Cumhuriyeti bütün kamu kurumları, Çorum Belediyesi veya herhangi bir sözleşmeye dayalı olarak belirlenmiş kişiler ücretsiz seyahat edebilecekler. Kimdir mesela? Polistir. Başkan Külçü, otobüslerdeki bakiye ile ilgili olarak eksi bakiye uygulaması başlatacaklarını da sözlerine ekledi. Ama hastası olabilir, başka bir mazeret olabilir, acelesi olabilir. Böyle bir durumu da öngörerek önümüzdeki dönem için eksi bakiye uygulamasını getireceğiz. Nedir eksi bakiye uygulaması? Bunun yazılımını Çorum Belediyesi yaptıracak. Bu bir bilgisayar programıyla halledilebilecek olan bir iştir. Ve bunun elektronik altyapısını da yine
yeni işletmecinin belediye olacaksa belediye, özel sektör olacaksa özel sektör, oraya mutlaka kuracağız. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yarın Çorum'a geliyor. Bakan Eroğlu, şehirde 71 milyon lira yatırım bedelli 7 adet tesisin temelini atacak. 18 milyon lira tutarındaki 14 adet yatırım müjdesiyle Çorum'a gelecek olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 5. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 1 adet tesis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yapılacak tesisin temel atma törenine katılacak. Bakan Eroğlu tarafından temel atılacak tesisler ile 1700 dekar zirai arazi sulamaya açılacak, 48.340 bin metreküp su depolanacak, ayrıca bir ilçe ve 3 köy taşkın zararlarından korunacak. Çorum'da 6 aileye gelir getirici tür ve 6 aileye Orköy sertifikası verecek olan Bakan Veysel Eroğlu, ayrıca badem, mahlep ve kuşburnu türlerinden oluşan toplam 3000 adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak. Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rehamettin Alkan, TRT Avaz'da yayınlanan Panorama adlı programa konuk oldu. Alkan, programda üniversitede gerçekleştirilen çalışmalar, yaşanan gelişmeler ve ileriye dönük projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu hafta sizlere Çorum'dan sesleniyoruz. Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rehamettin Alkan, TRT Avaz'da yayınlanan Panorama adlı programa konuk oldu. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sizler de dünyanın merkezine hoş geldiniz. Evet. Profesör Doktor Rehamettin Alkan, Hitit Üniversitesi ile ilgili konuştu. Hitit Üniversitesi 2006 yılında kurulan 15 üniversiteden bir tanesi. Hatırlayacağınız üzere 1991 yılına kadar 28 tane üniversiteyle yüksek öğretim hayatımız devam etti. Evet. Ondan sonrasında 2000'li yıllara geldiğimiz zaman bu sayıda çok ciddi şekilde bir artış meydana geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde, Tayyip Bey'in başbakan olduğu dönemde her ilde en az bir üniversite olacak sloganıyla bir strateji belirlenmişti, hatırlıyorsunuz. Evet. Ve buna bağlı olarak da her ilde bir üniversite kuruldu. Belki zamana yayılarak bizimki de 2006 yılında kurulanlardan bir tanesi. Bu anlamda bakıldığı zaman 11 yıllık bir genç üniversite olmakla beraber 1976 yılında Türkiye'de çok az sayıda kurulan 20'nin üzerindeki meslek yüksekokulunun bir tanesinde mayamızda olduğunu söylemek istiyorum. Alkan üniversitelerin tercih edilme sebeplerini açıkladı. Şimdi öğrenci artık web sayfasından sizin ne olduğunuza, kaç yayınınız olduğunu, kaç projeniz olduğunu, web sayfanızın şekline, hala böyle eski usul saat falan yazan, dünya dönen böyle garip web sayfaları mı var? Yoksa artık işte filanca Harvard'ın, Stanford'un, MIT'nin üniversite sayfalarının olduğu gibi sayfalara mı haizsiniz? Bunlara bakıyor. Rektör Alkan, üniversitenin doğalgazdan elektrik ürettiğini aktardı. Trijenerasyon adı verilen bir sistemi kurduk. Bu trijenerasyon sistemi doğalgazdan elektrik üretiyoruz ki güneş enerjisiyle de bu sene projemizi tamamladık. İnşallah güneş enerjisi de bunun devamlı olacak. Yani bizdeki elektrik tüketimi çok olduğu için tek başına elektrik enerjisi, güneş enerjisi yeterli olmadı. Yani çok büyük bir alana ihtiyacımız oldu, yoksa mümkün, teknik olarak mümkün. Doğalgazla beraber bunu çıkan, elektrik üretirken çıkan bir gaz var Mustafa Bey. 500 derece civarında bir gaz bu. Biz bu gazı da değerlendirip ısıtma ve soğutmamızı da buradan sağlıyoruz. Bu trijenerasyon. Dünden Maliye Bakanımızla bir görüşmemiz oldu. Vekillerimiz ve valimizle birlikte. Orada bu konuyu anlattığım zaman Bakan Bey çok etkilendi. Ve Türkiye'de böyle bir örnek yok. Tek biziz. Evet. Ve biz şu anda bulunduğumuz kampüste, ki Kuzey Kampüs'te bu daha da fazla olacak. Bu kampüsümüzde biz şu anda aylık ortalama 25 bin lira kar elde ediyoruz. Yani elektriğimizi kullandık, doğalgaz hepsini, parasını verdikten sonra 25 bin lira da aylık kar elde ediyoruz. Profesör Doktor Alkan, üniversitede kurulan Teknokent'le ilgili bilgi verdi. Teknokentimizi Türkiye'de Kalkınma Ajansı'ndan alınan tek projedir. Teknokent Türkiye'nin tek projesidir. Bu anlamda da özel bir projedir, anlamlı bir projedir. O projemiz faaliyete geçmiş durumda. Şu anda da doluluğumuz her geçen gün artıyor. İnşallah tamamlayacağız hızla. Onun hemen peşinden merkezi laboratuvar konsepti içerisinde bir oluşuma girdik. Çok da ciddi paralar harcandı oraya. Devletimizin muazzam yatırımlarının bir tanesi. Tabii bu yatırımların yapılmasındaki ana amaç öğrencilerin yetişmesi, akademik çalışmaların yapılması, bilimsel çalışmaların yapılması hiç şüphesiz
Elbette ana amaçlar, ancak en az bunun kadar önemli olan, en az bunun kadar bizim önem verdiğimiz konu sanayiye öncülük edebilmek. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin üretilen bilim ve teknolojiyle ölçüldüğüne dikkat çeken Rehamettin Alkan, bu çerçevede de Ar-Ge yatırımlarının son derece önemli olduğunu dile getirdi. Sayın Bakanlarımız diyor ki Ar-Ge odaklı çalışın. Sayın YÖK Başkanımız diyor ki artık Ar-Ge'ye dönük çalışmalar yapmamız gerekir. Ha bu şu demek değil. Elbette bazı temel bilimler var. Onların işi tabii ki Ar-Ge olmayabilir. Hani bu öbürleri önemsizdir, kıymetsizdir demek değil. Fakat hani bir taraftan onları yaparken diğer taraftan da bu tür faaliyetleri yapmamız gerekir. Hamilelikte oluşan kan uyuşmazlığına dikkat. Tespit edilmediği ve tedavi edilmediği takdirde anne ve bebeğin hayatını tehlikeye sokabiliyor. Konuyla ilgili Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Merkezi Çalışanı Sibel Anar açıklamalarda bulundu. Hamilelikte oluşan kan uyuşmazlığı tespit edilmediğinde ve tedavi edilmediği takdirde anne ve bebeğin sağlığını tehlikeye sokabiliyor. TV19 mikrofonuna konuşan Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Merkezi Çalışanı Sibel Anar, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı danışmanlık rehberi doğrultusunda evlenecek çiftlere danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığımızın hazırlamış olduğu evlilik öncesi danışmanlık rehberi doğrultusunda evlenecek çiftlerimize danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu kapsamda üreme sağlığı, aile planlaması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gebelik süreci ve doğum eylemleri hakkında eğitimler veriyoruz. Sibel Anar evlenecek çiftlerle ilgili olarak yapılan işlemler hakkında da konuştu. Evlenecek çiftlerden bazı özel kan tahlilleri alınıyor. Aile kimliklerine başvurarak ya da toplum sağlığına aile hekimi olmayan kişiler başvurulduğunda bulaşıcı hastalıklarla ilgili olan kısım var. Bir de kan gruplarını tayin etme konusu var. Anar evlilik öncesi çiftlerin tahlillerini yapma zorunluluğunun olmadığını dile getirdi. İstemeyen bir çift kesinlikle o tahlilleri yaptırma zorunluluğu yok. Kişi istemiyorsa yaptırılmıyor. Ama şu yönden bir katkısı olabilir. Diyelim ki taşıyıcı bir bayan ya da erkek. Kimse diğer çiftin kabul ettiği, diyelim evlenmeye kabul ediyor. Bunun için aşılama yapılabilir ve o kişiye bu hastalığın bulaşması engellenebilir. Anar RH uyuşmazlığıyla da ilgili bilgi verdi. Muhakkak her çiftin kan grubuna bakılması gerekiyor. Çünkü RH uyuşmazlığı bu şekilde saptanıyor. Annenin negatif, babanın pozitif olmasıyla oluşan bir durum. Doğan çocuğun da pozitif olması sonucunda RH uyuşmazlığı ortaya çıkıyor. Bununla ilgili Rogam aşısının olduğu, her doğumun düşük ya da ölü doğum, canlı doğum bunların sonuçlanmasından sonra ilk 72 saat sonrasında yapılacak bir aşı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 5. celsesi yapıldı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da davaya müdahillik talebinde bulundu. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlerine ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 5. celsesi yapıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katıldı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemleri ilişkin 486 kişi hakkında açılan davaya müdahillik talebinde bulundu. Başbakan Yıldırım'ın davaya katılma talebine ilişkin dilekçesi avukatı aracılığıyla davanın görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi. Mahkeme başkanı dilekçeyi değerlendirmek üzere dosyaya kabul etti. İçişleri Bakanlığı son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. 14 terörist öle ele geçirildi. 13 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde de çıkan çatışmalarda 3 terörist öle ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz 7 Ağustos tarihlerinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 1518 operasyon gerçekleştirildi. Müzik
terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 150, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 74, Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması ile mücadele kapsamında 448, sol terör örgütleri de mücadele kapsamında da 18 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 14 terörist ölü ele geçirildi. 13 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Dur, diz çek. Gençler, panik yapmayın. Paniğe gerek yok. Verilen talimatlara uyun. Şu andan itibaren... Uyuşturucu satıcılar ile kaçakçılara yönelik de 76 ilde 1806 operasyon düzenlendi. 4 ton 409 kilogram esrar, 86 kilogram eroin, 900 gram bonzai, 10 kilogram metamfetamin, 156.476 uyuşturucu hap ile 58.912 kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda 711.002 adet kaçak sigara, 166 ton 827 litre akaryakıta el konuldu. Öte yandan sokak satıcılarına yönelik projeli çalışma kapsamında 35 ilde 163 şüpheli yakalandı. Tunceli'nin Pürümün ilçesinde ise çıkan çatışmalarda PKK'lı 3 terörist ölü ele geçirildi. Teröristlerden birisinin sözde yönetici düzeyinde olduğu öne sürüldü. Valilikten yapılan açıklamada operasyonların sürdüğü vurgulandı. Amasya Çorum yolunda seyir halindeyken alev alan bir otomobil yangın söndürme tüplerinin yetersiz kalması nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Amasya Çorum yolunda seyir halinde olan lüks bir otomobilin motor bölümünde bir anda duman çıkmaya başladı. Sürücü aracını yolun kenarına çekti. Bu sırada aracın önünü alevler kapladı. Sürücü ve diğer araç sahipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak araçlardan getirilen yangın tüplerinin bir bölümü boş çıkarken dolu olanlar da yangın tüplerinin küçük olması nedeniyle söndürmeye yetmedi. Yangın sırasında büyük panik yaşanırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Tokat'ta ekipler şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Polis otomobilde yaptığı aramada çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi. Biri çocuk, 5 kişi gözaltına alındı. Tokat'ta şüpheli hareketler üzerine takibe alınan araç Toki Köprüsü yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda durduruldu. Yapılan aramada kol saati, altın küpe alyans, çocuk künyesi, altın zinciri de 2 adet ikamet kapılarının dilini düşürmede kullanılan sert plastik ele geçirildi. Şüpheliler altınları kendilerinin olduğunu iddia etti ancak ekipler ziynet eşyalarının Esentepe Mahallesi'nde oturan FK'nin adresinden çalındığını tespit etti. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samsun'da bir iş yerinin soyulduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Polis 212 bin dolar ve 20 bin lira para bulunan kasayı çalan hırsızları yakaladı. 6 şüpheli şimdi adliyede. Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi, Samsun-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir iş yerine giren hırsızlar, içinde 212 bin dolar ve 20 bin lira bulunan çelik kasayı çaldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler önce ırmağa atılmış boş kasa yere geçirdi. Ardından hırsızların izini süren polis, Samsun Merkez, İstanbul ve Kocaeli'deki operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah, mermi ve 5 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca çalınan 128.600 dolar ile 6.700 lira paraya el konuldu. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yozgat polisi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler Irak uyruklu 2 şüpheliyi yakaladı. Müzik
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hücre evine yapılan baskında terör örgütü DHR'e bağlantılı olduğu iddia edilen Irak uyruklu OM ve KM isimli iki kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman, tamam mı? Firarı olan RM ise İzmir'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken polis tarafından yaralandı. Şahsın Yozgat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Samsun'un İlk Adım ilçesi Sait Bey mahallesinde sokak ortasında saldırı meydana geldi. Olayda 17 yaşındaki bir genç yaralandı. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki MYT kolundan ve belinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı. MYT'nin geçen yılda pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Doğuştan cam kemik hastası olan Elif Gamze Bozo, hastalığını aldırış etmeden içindeki yaşama sevinciyle hem çalışıyor hem de üretiyor. Ankara'da yaşayan 33 yaşındaki Bozo'nun hikayesi geliyor şimdi ekranlara. Sizsiniz sanırım, öyle söyleyeyim. Tabii ki anne baba. Hastalığını aldırış etmeden hayata sıkı sıkı tutunan Elif Gamze Bozo çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor, resim yapıyor, şiir yazıyor ve fotoğraf çekiyor. Kolum kırıldığını çizdim mesela. Doğuştan cam kemik hastalığının yanı sıra işitme bozukluğu da olan Bozo, 4 tane kitap yazarak yaşam tarzı ve azmiyle herkese örnek oluyor. Yaklaşık 12 yıldır fotoğraf alanında çalışıyorum. 4 kitap çıkardım. İlk kitabım 2008 yıllarıydı, İlle de Hayat. Aslında biz neye borçluyum? Aileme borçluyum. Onların bana hayatı, eğitim alanında verdikleri mücadeleyi ve her şeyi, önümdeki bütün engelleri kaldırması, benim onlara karşı hep bir sorumluluk duygusu. Yani ailemin verdiği emeği boşa çıkarmamak adına büyük bir mücadele gösterdim. Tabii ki her zaman olduğu gibi annem en büyük destekçi. Yeni hayatlar keşfetmeyi sevdiğini söyleyen Bozo, Afrika'da çocukları olan anılarını aktardı. Ana olarak aslında en çok etkileyen beni Afrika, Senegal anılarım. Yaklaşık 20 gün annemle beraber kaldık. Bu 20 gün üstüne bir 20 gün daha ekleyebilirim. Çünkü unutulmaz güzel bir yer. Afrika'da en çok beni etkileyen çocukların sevgiye aç olması, ilgiye aç olması. Hani ben Türkiye geldiğimde yeğenlerime bile söylüyorum. Hani sizde her şey var ama mutlu edemiyoruz şimdiki çocukları ama onlar küçücük bir şeyle bile mutlu olabiliyor. 10 yıldır engellilerin proje danışmanlığını yapan Bozo, yaptığı farkındalık çalışmalarıyla birçok ödül aldığını ifade etti. Engel Sanat Derneği'nde proje danışmanlığı yapıyorum ve Türkiye'de cam kemik hastalığı üzerinde farkındalık çalışması yaptım. Geçtiğimiz Nisan ayında 2017'de Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Günü'nde bir kamu spotu çektim. Ve bu kamu spotunu Ankara Üniversitesi'nin destekleriyle yaptık. İletişim Fakültesi öğrencileriyle ve Siyasal Bilimler öğrencileriyle yaptık. Bunlarla beraber bu çalışmayı yaparken Kırık Bir Camın Hikayesi adını verdik. Bu projemiz Amerika'da Osteogenes Imperfecte hastalığımızın adı. Cam kemik hastalığı farkındalık üzerine büyük bir ilgi gördü ve ben şu an Amerika'daki vakfımızla beraber makaleler hazırlıyorum. Var mı? Tabii ki var. Yani hayallerimin peşinden gidiyorum zaten.
12 yıldır fotoğrafçılık ile uğraştığını ifade eden Elif Gamze Bozo, tek hayalinin dünyayı gezmek olduğunun altını çizdi. Dediğim gibi yaklaşık 12 senedir fotoğraf alanında çalışıyorum. Dünyayı gezmek ve bir kısa film çekmek istiyorum. Sıradaki haberimiz doğal sporları sevenleri yakından ilgilendiriyor. Tokat'a gideceğiz şimdi. Kelki çayındaki rafting heyecanını ekranlara taşıyacağız. Gümüşhane'nin çimen dağlarından doğan Yeşilırmak'ın bir kolunu oluşturan 320 kilometre uzunluğundaki Kelki çayında doğa tutkunları farklı bir heyecan için bir araya geldi. Hop! Hey! Reşadiye ilçesinde rafting yapılacak alanları tespit etmek amacıyla Tokat Doğa ve Ekstrem Sporları Derneği tarafından Kelki Çayı'nda rafting botuyla araştırma yapıldı. Botla ilçe girişinden suya inen doğa tutkunları yaklaşık 20 kilometre boyunca suda ilerledi. Azgın dalgalarla boğuşan raftingçiler büyük heyecan yaşadı. Dernek Başkanı Mahmut Çoşkun açıklamada bulundu. Şadiye'nin Kelki Irmağı'nda bu rafting sporunun yapılabilirliğini bugün test ettik. Erzincan Doğa Sporları'ndan arkadaşlarımız geldi. Evet, amacımız Tokat Doğa ve Ekstrem Sporları Kulübü olarak Tokat'ın doğa turizmine, doğa ve spor turizmine yatkınlığını test etmekti. Erzincan Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hamidullah Özel ise Kelki Çayı'nda rafting yapılabileceği kanaatine vardıklarını söyledi. Şu anda 1-2 eğitimden sonra buradaki arkadaşlar burada rafting yapabilirler. Sevgili izleyiciler, haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 417 18 19 numaralı WhatsApp ihbar hattımızda bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haberin sonuna geldik. Türkiye'nin ve Çorum'un gözü kulağı olmaya devam edeceğiz efendim. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle veda edelim. Hoşça kalın.